Türkiye'de uzun bir süredir birçok toplumsal kesimin talepte bulunduğu Kürt meselesinin tekrardan diyalog ve müzakere görüşmeleriyle sonlandırılması, Kürt meselesine bu yönlü bir çözüm bulunmasıyla ilgili yaklaşık 15 gündür kamuoyunda bazı tartışmalar yürütülüyor. Ama aynı zamanda bu tartışmalar yürütülürken bu meselenin öznesi olan Kürtlere, Kürt halkının ne talep ettiği tartışılmadan bu meseleler konuşuluyor ve ilerleniyor. Biz burada yıllardır geçmişle yüzleşmenin toplumsal barışa nasıl bir fayda sağlayacağını çeşitli haftalarda dile getirdik. Bugün bir kez daha bunu dile getireceğiz. Türkiye'nin bir barış ve müzakere sürecine ihtiyacı olduğu herkesin malumu. Ancak bunu özellikle 90'lı yıllarda birçok mahkeme zaptına işlendiği şekliyle devlet eliyle işlenen cinayetlerin aydınlatılmasıyla bir iyi niyet adımı olabileceğini düşünüyoruz. Bu hafta içinde Ankara kamuoyunda Ankara JITEM davası olarak bilinen 19 yurttaşın faili meçhul cinayetlerle ve zorla kaybetmelerle yaşamdan koparıldığı olaya dair Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar avukatlara ve ailelere tebliğ ediyor. Bu karar işlenen cinayetleri atlayan Türkiye'nin geçmişle yüzleşme konusunda samimi bir tavrın olmayacağının anlamına geliyor bizler açısından. Bu tavırdan vazgeçilmesi gerekiyor. Bu insanların hiçbiri adli vakalarla kaybettirilmedi. Tamamı belli bir plan, program çerçevesinde kamunun gücünü kullanarak kaybettirildi. Bahsettiğim Ankara JITEM davasının sanıklarından biri Ayhan Çarkın bu cinayetlerde nasıl yol aldıklarını, kimlerden emir aldıklarını, bu cinayete ilişkin bilgi ve belgeleri, görgü tanıklığını mahkemelerde anlattı. Sanık kendisi bu dosyada 19 insanın öldürülmesinden sorumlu tutulanlardan biri. Ancak bu itiraflara rağmen devletin karanlık odakları geçmişle yüzleşme, Türk meselesinin çözümsüzlüğünde ısrar ve gerçekten bir toplumsal barışa olan ihtiyacı görmezden gelerek bu konuda da sınırlı sayıda açılan davaların cezasızlıkla sonuçlanmasına neden oldu. Hikaye onda ya, herkes şime bedir. Duhu ine udu bine uzane, ezkarım biyad beji. Dibeyim mehida, nozbey mehida, liber çavemi uzaruk imin. Hebal imin, liber deri hatek ıttı, hat bin çapkırın. Ojiber heni hondan, ten hondan kirim kesin sana. Çeva hatı gittin, çeva hatın hondan kirim kiva. Ama emin liber çav emin zaru kemen hak bin çapkırın. O me pilaka ve arabi çim kumuzanı bu. Jiber ku van hundayı kuvayı ve ne hep tüdes demeda em hamiya mez baştan bu. Drabinin dükün arabam ez dema kumuvi ditu rabandı. Me go pilaka arabi pilaka arabi. Ev pilaka arabi zivu kumuşvan. Pilaka arabi midir. Tüdes demeda Dinava bajar İstanbul'e bajar mazında, metropol ile. İsa Kilberderi'ye ve Anvar'a bin çavkırın, vere ravandı, bu vere honda kürün, buna bile çavada. Tu hakkı, tu kesi tu neye? Yeki, bir gire o honda bıke. Eğer suç kivi hebana cgora devleti, ne cgora me? Hem dürecin suç niyine, suç ki ne kiriye? Van honda yan kes ki şu an suç ne kiriye? Jibo ku Kurd bune, jibo ku li zimane xwe ji nasnama xwe madî derketine. Jibo ku bi siyasetê re jûr bûne. Ama heqê wan ne girtin û ne kuştin bû. Em dibêjin faîlî meçhûl, faîlî wan diyar e. Keskî ji vana faîlî meçhûl nîne. Hemû faîlî diyar e, faîlê wan belî ye. Em ê ku niha li ser karin û vê dewletê Breda dibin, eger serokomare, serokvezire, eger kiye se, em bang luan dikin.
herkes her tüştü zane. Em dibêjin roj ki berê roj ki ji bo hemû hondayan bira arşîvê xwe vekin. Hemû numara hondayan li arşîva dewletê daye li meclisê ye. Em dibêjin ki failê wan derxin rotê, heta hûn failê wan ceza nekin û heta wan hondayê me hûn goreke ne teslîmê me nekin, em êzî her tim li pêşiya we bin. Eger hûn dixwazin demokrasî were wê welatî, li pêşiya Galatasarayê mêzekir, li vê meydanê mêzekir. Eger hûn demokrasî aşitî û azadî û dixwazin vê welatî, hûn diçin li welatê xelkê derin dibêjin li Tirkiyeyê her kes kare bi zimanê xwe axaftin ke, her kes kare. Ama dema mijar bidin dibe Kurd û dibe Kurdistan, ev çağî tiştek namîne. Îro nozvê vê me heye min dixwestin ezan bi ser gora hevalê xwe. Ve şu kuştiye gora kavanları. Az deste zarım ki falan torne şu müdürü bir misal gora va. Kaymediye hak nekir bu gora ki işime hak nekir. Az hatta hebim, hatta zarım ki mehebe torne mehebe. Az deste bir zinga devlet yedaya, hatta ev van ondayan derne kavanti emiz ile her kolanan, her meydanan. Mahve meheye ve ezibeyeceğim. Kaybettiğimiz tüm kayıplarımızı, kayıplarımızı faili meçhule cinayetlere giden herkesi saygıyla sevgiyle anlıyoruz. Siz hangi çukurda yatıyorsun bilmiyoruz. Hangi kimsesizler mazarında, hangi toplum mazarlarında yatıyorsun bilmiyoruz. Ama biz sizi unutmuyoruz, unuturmayacağız. Hasan bile sormaya devam edeceğiz. Sizi unutmayacağız, sevgiyle saygıyla anlıyoruz. Tüm kayıplarımızı. Şehmuz İnsel'in ağabeyi Mehmet Şah İnsel, kardeşim Fatih Lisesi'nde okuduğu dönem Hizbullah örgütü içinde yer almıştı. Yaklaşık 2 yıl önce örgütle bağını koparmış ve açık öğretimle ilgileniyordu. Kardeşim açık öğretim kazanmıştı. Dersleriyle ilgileniyordu. Bu arada onu evlendirdik. Evlenme işlemlerini yapmak üzere Kurtalan Nüfus Müdürlüğü'ne birlikte gittik. Nüfus Müdürlüğü'nde kardeşimin jandarma tarafından arandığını söylediler. Jandarmaya birlikte gittik. Bize Batman Emniyet Müdürlüğü'nden faks gelene kadar bekleyin dediler. Orada uzunca bir süre bekledikten sonra faks geldi. Kardeşimi Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk ettiler. Savcılık kardeşimi serbest bıraktı. Bu olaydan bir hafta sonra 25 Eylül 1999 tarihinde kimliği belirsiz iki şahıs tarafından Müslüman cemaati seni çağırıyor denilip götürülmüş ve 25 Eylül 1999 tarihinden beri kendisinden bir daha haber alınamamıştır.